Süleyman Özışık, Bayraksızlar. Bin kere söyledik, varsın bu da bin bir olsun. Hatta bu kez aptala anlatır gibi anlatalım. Türkiye, Suriye'deki olayların başlamasından itibaren sınırında bir terör devleti kurulması çabalarına asla razı gelmeyeceğini söyledi mi kardeşim söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan YPG'nin ortaya çıktığı tarihten bu yana bir terör devleti oluşumuna karşı olduklarını ve böyle bir girişimde bulunulması durumunda müdahale edileceğini söyledi mi söyledi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırda 30 ila 40 kilometre arasında bir güvenli bölge oluşturulmasına ilk günden bugüne varıncaya dek tekrarladı mı tekrarladı. Bu güvenli bölgenin oluşturulmaması durumunda Türkiye'nin kendi göbeğini keseceğini ve Suriye'ye girip terör örgütü YPG ile mücadele edeceğini dünyaya ilan etti mi? Etti. Peki müdahale etti mi? Cerablus, Elbab, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonlarını gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdi. Son olarak Amerika'ya Fırat'ın doğusunda konuşlandırmaya çalıştığın teröristleri benim sınırımdan çektin çektin, çekmedin müdahale ederim dedi mi? Dedi. Amerika çekmeyince dünyanın itirazına bütün ülkelerin yaptırım tehdidine rağmen oraya girip ortalığı tarumar etti mi? Etti. Amerika'dan gelen operasyonları durdurun çağrılarına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan Operasyonları durdurmak için tek şartımız var. İlk günden bu yana dile getirdiğimiz gibi terör örgütü silahlarını bırakıp 30-40 kilometre öteye giderse operasyonları durdururuz dedi mi dedi. Amerika'dan iki kallavi isim Türkiye'ye gelerek masaya oturup Erdoğan'ın silah bırakma, bölgeden çekilme teklifini kabul etti mi? Etti. Hatta Erdoğan bu terör oluşumuna askeri yardımları keseceksiniz dedi ve bunu da kabul ettirdi mi? Ettirdi. Şu an itibariyle Türkiye'nin istediği bütün şartlar yerine tek tek getiriliyor mu? Getiriliyor. Siyasetçisiyle, bürokratıyla, gazetecisiyle herkes ama herkes bu durum Türkiye'nin mutlak zaferidir diye yorumlar yapıyor mu? Yapıyor. E o zaman sizin başınız gözünüz niye ayrı oynuyor birader? Daha düne kadar PKK ve YPG'ye her operasyon yapılışında savaş istemiyoruz diyen siz değil miydiniz? Türkiye savaşmadan masa başı diplomasiyle olayı çözdü işte. Niye rahatsız oluyorsunuz onu deyin hele. Elin gavuru Türkiye'nin kusursuz zaferi manşetleri atarken bu toprakların ekmeğini yiyen suyunu içen sizler neden masada kaybettik diye ağlaşıyorsunuz. Söyleyin biz kaybettiysek Amerika'dan neden kaybettik feryatları yükseliyor. Biz kaybettiysek Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika neden ağlıyor? Biz kaybettiysek Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran neden yas tutuyor? Biz kaybettiysek neden İsrail medyası Türkler 6 yıldır kurmak için çalıştığımız yapıyı 6 günde yerle bir etti manşetleri atıyor? Daha da önemlisi biz kaybettiysek PKK neden bizim belirlediğimiz sınırların dışına çıkıyor? Neden Amerika bizi sattı diye ağlıyor? Ha anladım. Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli mektup göndermesi sizin çok gücünüze gitti. Öyle mi? Ve adi adamlar düne kadar Erdoğan'ın vefat etmiş annesine, eşine, çocuklarına, kişiliğine, haysiyetine, arına, namusuna her türlü küfrü ve hakareti eden siz değil miydiniz? Türkiye Kürtleri katlediyor diyen, PKK'ya müdahale yapılınca Kürt soykırımı yapılıyor diyen siz değil miydiniz? Diktatör diyen siz değil miydiniz? Ne oldu? Yıllardır her türlü küfre ve hakarete maruz bıraktığınız Cumhurbaşkanı'nı şimdi savunasınız mı tuttu? Trump sizin yaptığınızın milyonda birini yazdı mı acaba? Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Trump başta olmak üzere bütün devletlerin liderleri kendi ülkelerinin menfaatleri için Erdoğan'la çatışıyor. Hepsi dünyanın her yerinde kendi bayrakları dalgalansın diye mücadele ediyor. Adamların en azından bir bayrak, bir toprak sevdası var. Sizde o da yok. Siz bayraksızsınız. Siz vatansızsınız. Siz ekmeğini yediğiniz, suyunu içtiğiniz ülkeye ihanet edecek kadar aşağılıksınız. Bak çok net söylüyorum. Siz PKK'lı veya YPG'lilerden daha aşağılıksınız. Onlar en azından öyle ya da böyle arada bir Mehmetçiğin karşısına çıkıp ateş edebiliyor. Sizde o da yok. Siz dağa çıkan Mehmetçiğin arkasından kurşun sıkar gibi yazılar yazıyorsunuz. Siz vatan için ölmeye gidenleri kahrından öldürüyorsunuz. Bu kadar namert, bu kadar alçaksınız. Süleyman Özışık, Türkiye